Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Dark markasının 2 adet Type-C USB 3.1 olarak bilinen port üzerinden dizüstü ve Ultrabook'lara özellikle çok sayıda port kazandıran 2 tane adaptöründen bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere dizüstü bilgisayarlar inceliyor. Tabii ki bu da portlarının azalmasına, hem USB portlarının azalmasına hem de HDMI ve mini display port gibi görüntü aktarma portlarının ve çoğu zaman da burada görmüş olduğunuz gibi kazandırılan Ethernet portlarının dizüstü bilgisayarlardan Ultrabook'larda kalkmasına sebep oluyor. Bu sebeple de Ultrabook kullanıcıları, bu trend aslında biraz da Apple'ın MacBook serisinin incelmesiyle başladı. Dolayısıyla hem Apple kullanıcıları hem de bizim daha önceki videolarımıza aşinaysanız Dell'in XPS serisi gibi ince, Asus'un da çıkardığı dizüstü bilgisayarlar var. Bu dizüstü bilgisayarlar Type-C üzerinden portları vermek istiyorlar. Şimdi Dark'ın bu ürününe yakından bakacak olursak stok kodumuz DKACU31X34. X34'te bir adet Ethernet portu var. RJ45 arkadaşlar. Buradan Ethernet kablosuyla kablolu bağlantının, kesilmeyen bağlantının konforunu yaşıyorsunuz diyelim. Malum kablosuz bağlantı sonuçta hiçbir zaman kablolu kadar stabil olmuyor. Bunun da sebebi genelde çok fazla wireless ağ içindeyiz genelde. Eğer ofiste ya da masaüstü bilgisayar gibi bir yere sabit kullanacaksanız Ethernet'in konforu tartışılmaz. Yan tarafta bir adet USB 3.0 portumuz var. Bu da hızlı, bize dosya transferi imkanı sağlıyor. Dilersek USB belleğimizi 3.0, dilersek harici disk kutusu gibi, docking station gibi parçalar bağlayarak USB 3.0'ın hızından faydalanıyoruz. Bir adet SD kart okuyucu, bir adet de micro SD kart okuyucu var. Bu da medyalarımızı, yani kameralar veyahut da cep telefonlarıyla çektiğimiz video ve fotoğrafların aktarılması için 2 kart okuyucumuz var. Ve bunların da yine USB 3.0 hızında oluşu bizim medyalarımızı hızlı atmamızı sağlayacak. U31X34'te Dark markasının. Bir de HDMI portunuz var. Bu da 4K'ya kadar çözünürlükte bizlerin görüntü almasını sağlıyor. Bu anlamda taşınabilir bilgisayarın, eğer üzerinde sadece Type-C varsa, harici bir monitöre bağlanmasını ve masaüstü konforuyla kullanılmasını sağlıyor. Arka tarafa geldiğimizde ise bir adet Type-C, şöyle döndürelim. Bir adet Type-C portu görüyorsunuz arkadaşlar, dişi. Bu Type-C portunun da amacı, eğer Apple Ultrabook sınıfı bir ürün kullanıyorsanız bu ürünün şarj olmasını sağlıyor. Tek Type-C olan cihazlarda Type-C'den şarj da alınıyor. Bu anlamda buradaki şarj bölümü, sisteminizin şarj olurken bu doku kullanmasını, yani konvertörü, dönüştürücüyü kullanmasını sağlıyor. Aynı şekilde yine mantık olarak burada Ethernet portumuz var, HDMI portumuz var, 4K'ya kadar görüntü alabildiğimiz çözünürlük olarak ve USB 3.0 portumuz var, pardon. Ve bir adet de Type-C portumuz var. Bu Type-C'de yine şarjı sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şarj ederken Ultrabook'unuzu veya Apple'ın dizüstü bilgisayarını diğer portlara da sahip oluyorsunuz. Kullanım senaryonuza göre hangi adaptörü kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Videomuzun altından 2 ürünün de linkini bulabilir ve bu ürünlerin açıklamalarıyla beraber inceleyip satın alabilirsiniz. Bu ürünlerin amacı, az önce de söylediğimiz gibi, Ultrabook ve Apple'ın ürünlerinde ekstra çıkışları sağlamak, gövdelerin incelmesiyle kaybolan kablolu ağ bağlantısı, HDMI ekran çıkışı ve USB 3.0 gibi hızlı bağlantıların olması. Kablolar ortalama 15 santim uzunluğunda. Cihazların ikisi de alüminyum arkadaşlar ve kumlanmış alüminyum diyebileceğimiz otomobil jantlarından veyahut da çoğu zaman dizüstü bilgisayarlardan Apple'ın tabii ki ikon olduğu için MacBook serisinden ve Dell'in de son zamanlarda incelediğimiz XPS serisi gibi Asus'un da bazı dizüstlerinde bulunan kumlanmış alüminyum yüzeyden oluşuyor. Dolayısıyla güzel bir metal kasası var. Oldukça sağlam bir hissi var ürünlerin. Aynı metal plaka buradaki Type-C portunun üzerinde de 2 üründe var. Yani fiziksel olarak kaliteli ürünlere sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda port ve bağlantı sayısı olarak karar verecek olan da sizlersiniz. Bu videomuzda 2 adaptörü tanıttık. Birazdan sizleri ürünlerin fiziksel görüntüleri ve yakın çekimleriyle baş başa bırakacağız. Hem de Dell dizüstüne takıldığında yanında ne kadar kibar durduğunu göreceksiniz.